Merhabalar. Napolyon Server Online'da birlikteyiz. Bu sefer ikinci bilgisayarımdan kayıt yapıyorum. İkinci bilgisayarımdan, farklı bilgisayarımdan kayıt yaptığım için biraz daha farklı geliyor olabilir sizlere. Osmanlılar rakiplerimiz, iki tane Osmanlı. Ben Prusya'yı yönetiyorum. Prusya ordusu ilerliyor. İngilizleri de müttefimiz yönetiyor. Osmanlılar süvarileriyle pres yapmaya başladılar savaşın başında. Bu bilgisayarda grafikler daha iyi. Grafikler şu an son seviyede. Bu ikinci bilgisayarım, şu an kullandığım bilgisayarımda. Acaba YouTube'da fark edecek mi bu, gözükecek mi, belli olacak mı? Meraka mucip. Burak dostumuz buradaki Osmanlıları yönetiyor. Şu an atışlara başladılar. Uzun menzilli nişancılarıyla Osmanlılar İngilizleri adeta dövüyor. Ve Prusya üzerine bir ani bir hücum var. Prusya nişancılarından güzel atışlar. Allah'a şükür. Osmanlılar çok presli başlıyor. Ve Prusya ani bir hücuma kalkıyor. General Kerem'in komutuyla Prusya süvarileri ani hücuma kalktılar. Bir anda ani bir hücum ve piyadelerimizi ön tarafa çekiyoruz. İngilizler de cesaretleniyor. Onlar da ön tarafa doğru geliyor. Ve Alman süvarileri Osmanlı Paşası'nı yakalamaya çalışıyor. İngilizler Osmanlıları geriye püskürtmek için hamlelerini yaptılar. Büyük boğuşma var. İngilizler bir anda bütün süvarilerini hücuma kaldırdı. İngiliz süvarileri telef oldu. Büyük bir boğuşma. Alman nişancıları ön tarafa yerleştiler. Osmanlılar zor durumda. Karşımızdaki Demir Marshal adındaki rakibimiz zor anlar yaşıyor. Prusya'ya karşı, General Kerem'in ordusuna karşı. Yeniçerilerin bir presi var, baskısı var. Koordine olmadan saldırıyor Osmanlılar. Koordinasyonu kullanmadan, koordine olmadan saldırıyorlar. İngilizler de savunma yapmaya çalışıyor Osmanlılara karşı. Geriye çekildiler ve Alman süvarileri Osmanlı yeniçerilerini arkadan kuşatıyor. Bu Osmanlılar için kötü bir haber. Koordinasyonu zayıf Osmanlılar bir anda hallaç bomba gibi dağılıyor. Rusya güzel kullanıyor askerleri. İngilizler üzerine hala presler devam ediyor. Baskılar devam ediyor. Süvari tacizleri devam ediyor. Osmanlı uzun menzilli nişancıları da İngilizlere baskı kurmaya devam ediyor. Ve bir Osmanlı süvarisi İngilizlerin cephesinin arkasına kadar sarkmayı başardı. Bu İngilizlerin savunmasının ne kadar vahim durumda olduğunu gösteriyor. Ve Alman süvarileri yardıma geliyor. General Kerem'in ordusu yardıma geldi.
İngiliz general papucu pahalıya satıyor. Prusya'nın karşısındaki rakibi geriye çekildi. Dayanamadı Prusya'ya karşı. Şimdi tepelikte devam edecek savaş. Tepeye çıkıyor askerler. Bir tarafta Osmanlılar, bir tarafta İngiliz. Batı orduları, Prusya orduları. Tepelikte mücadele devam edecek. Askerler. Zibil gibi diziliyor adeta. Prusya'nın şarjıları, yoğun atışlar var. Nizamiciler Prusya'nın şarjlarına karşı dayanabilir mi? Bu merakım mucib. Fevri davranması gerekiyor Osmanlıların. Zaten fevri oynuyorlar. Ancak daha da fevri olması lazım ki bu modern Batı ordularını def edebilsin. Üstelik General Kerem var Prusya'nın başında, Batı ordularının başında. Bu Osmanlıların işini daha da zorlaştırıyor. Ve Osmanlılar yine süvarileriyle koordinasyonu zayıf bir şekilde hücuma kalkıyor. Prusya'nın şarjları bölgeden geriye çekiliyorlar. Apar topar geriye çekiliyorlar ve General Kerem hazır bir şekilde bekliyor. Osmanlı süvarileri telef oldular. Kendisine heder etti Osmanlı süvarileri. Tepelikteki mücadele. Yoğun mücadele. Tekrardan kurulabilmemiz lazım. Düşmanın cephesinden bakalım. Bir Alman süvarisi Osmanlı hattının gerisine sarktı. Ancak zor gözüküyor. O bölgeden geçebilmesi zor. Alman süvarileri Osmanlı cephesine kargaşaya sebebiyet verdi. Ancak yine de Alman süvarileri bayağı bir azalmış durumda. Çok işlevsel olması mümkün gözükmüyor. Paşa'ya kadar uzandı Alman süvarileri ancak zor. Onu indirmesi zor. Batı orduları General Kerem'in önderliğinde tepeliği güzel savunuyor. Tepeliğin batı kısmını İngilizler, doğu kısmını Almanlar, Prusya ordusu savunmakta, Batı orduları bu şekilde. Merkezi de Prusya savunuyor aynı zamanda. Çok yoğun atışlar. Osmanlı paşaları dört tane koşturuyor. Açık arıyorlar. Ancak açık bulamıyorlar. Rusya ordusu çok dirayetli ve İngilizlerde vahim bir hata, tepeliği terk ediyor İngilizler. İngilizlerin tepeliği terk etmesi Prusya'nın hem doğu hem merkez hem de batıya iştigal olmasına sebebiyet verecek. Prusya'yı çok zor durumda bıraktı İngilizlerin bu hamlesi müttefikini. Ve Osmanlılar yine bir süvari hücumu var. Alman cephesinin ortasına kadar geldi ve çok büyük bir tehlike, generalin dibine kadar ulaşmayı başardı. Çok büyük bir tehlike atlatıyor Almanlar. Ve
Osmanlı süvarisi Prusya askerlerinin arasında linç edildi. General Kerem soğukkanlı bir şekilde geriye çekildi az önce. İngilizlerin destek olması lazım. Sol tarafımız çok açık verdi. Batı ordularında muazzam bir disiplin var. Prusya çok disiplin içinde savaşmakta. Kısa menzilli nişancılar Paşa'yı hedef alıyor sanki. Prusya'nın kısa menzilli nişancıları Osmanlı Paşa'sına balıklar isabet ediyor. Rusya askerleri işini biliyor. Evet, İngilizlerin geri dönmesiyle birlikte kanat bölgemiz güvenceye alındı biraz daha. Batı bölgemiz biraz daha güvenceye alındı İngilizlerin dönmesiyle birlikte. Ve İngiliz general kahramanca bir saldırı İngiliz generalden. Ve Osmanlı Paşası başıbozuk birliklerini Batı ordularının üzerine doğru salıyor. Ancak Batı orduları kahramanca müdafaa yapıyorlar. Ve Osmanlı Paşası İngiliz generali üzerine varıyor. Kıyasayı bir mücadele. İngiliz general ve Osmanlı Paşası'nın çekişmeli anları. Osmanlılar çok bir şekilde saldırıyor. Ancak General Kerem çok tecrübeli. Ordusu sağlam bir şekilde pozisyon almış durumda. Arkadaki piyadelere ateş et emri vermedik bile. Çünkü bunların dağılacağını biliyoruz. Osmanlı şu an bayağı bir yıprandı diyebiliriz. Evet, tepelikten geriye doğru çekiliyor Osmanlılar. General Kerem sabrının meyvesini aldı. Arkalardan geliyor General Kerem. Batı orduları komutanı General Kerem. Çoğu savaşımızda Osmanlı'yı yönetiyorduk ama bu savaşta Prusya'yı aldık. Tepelik için güzel mücadele veriyor ve Osmanlı Paşası tepelikten aşağı 4 nala koşturuyor. İngiliz general bir anda panikliyor. Almanlar Prusya ordusu pozisyonunu alıyor. Teslim olun diye bağırıyoruz. Osmanlılardan artık yapacak bir şey kalmadı. Bu saatten sonra çevirmesi zor.
Düşmanlarımız dört nala kaçışıyor savaş meydanında. Güzel bir savaş, yiğitçe bir savaş. Evet, güzel bir savaştı gerçekten. En çok adamı kim vurmuş? Baktığımızda 1567 kişiyle General Kerem'in Bertan 93'ün vurduğunu görüyoruz. En az kaybı kim vermiş? En az kaybı da Kerem Bertan vermiş yine. Bu şekilde savaş gerçekleşmiş. Osmanlılar da güzel oynadı. Herkes güzel oynadı aslında. Güzel bir savaştı. Yani bu şekilde de sonuçlandı. Artık başka online savaşlarda görüşmek ümidiyle. Başka bir bilgisayardan çektim. Daha önce de söylediğim gibi. Acaba fark edecek mi? Ben de bir bakacağım bakalım. Bir fark olacak mı? Görüntü kalitesinde falan bir fark olacak mı? Bir kontrol edeceğim, ben de bakacağım ileride. Evet, başka online savaşlarda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.